sevmeyi öğretti. Şimdi ben onu sevmekten vazgeçemiyorum. Üniformamı bile çıkardım onu koruyabilmek için. Lakin başını daha büyük derde soktum. Şimdi tamamen kaybettim onu. Onu asla bırakma, olur mu? Onu sevmekten asla vazgeçme. Vazgeçemem ki zaten. İstesem de. İdam mangasını hazırlayın. Yarın kurşuna dizilerek infaz edilenler olacak. Emredersiniz kumandanım. Kumandanım, herhangi bir şey bulamadık. Bir daha bakın, her şeye dikkatlice. Daha sonra generalin evindeki odası da aranacak. Emredersiniz kumandanım. Size bir teşekkür borçluyum Mr. Hamilton. Ben sizi bu delikten bana teşekkür edesiniz diye çıkarmadım Mileva. Ya affedersiniz. Siz artık Mileva değilsiniz değil mi? Siz artık sıradan birisiniz. Tevfik. Dışarıda sizi öldürmek için bekleyen onlarca insan var. Görüyorsunuz değil mi? Benim müsaadem olmadan attığınız adımlar sizin sonunuzu getirebilirdi. Ki şimdi yine benim sayemde emniyettesiniz. Hayatınızın ederi nedir sizce Tevfik? Efendim? Bir sarraf olduğunuzu düşünün bir an. Kendi hayatınız için ne değer biçerdiniz onu soruyorum. Bazı şeylere paha biçilmez Mr. Hamilton. Öyle mi? Hiç. Hiç olan ne? Siz. Siz bir hiçsiniz Tevfik. O halde beni niye çıkardınız? Çok basit. Sizin ederinizi yükseltmek için. Bu ancak benim size vereceğim vazifeyi layıkıyla yaparsanız gerçekleşebilir. Şayet her şey yolunda giderse sizi sağ salim Londra'ya ulaştırırım. Görüyorsunuz değil mi? Kumandan Vasili'den isteyip de onun yapamadığını ben yapacağım. Yanılıyor muyum? Sizi kendi elleriyle General Cevdet'e teslim ettim. Tevfik. Bu hayatta benden başka hiç kimseniz yok sizin. Ha. Şimdi söyleyin bakalım. Güzel şehrim Londra'yı mı tercih edersiniz? Yoksa soğuk bir mezarın içine girmeyi mi? Londra. Londra. Mr. Hamilton. Yeni vazifem nedir? Güzel. Aynı lisanı konuşmaya başladık. Sizden Mustafa Kemal'i istiyorum. Ne? Onun naaşını istiyorum. Vazifeniz bu. Bana onu getirebilir misiniz?
Britanya için yapar mısınız bunu? Ne oluyor? General Cevdet'in odası neden aranıyor? Ben istediğim için. Kendisinin haberi var mı? Yok. Olmayacak da. General Cevdet'in odası neden aranıyor? Oğlumuzun bir hain olmadığı anlaşıldığına göre hala içimizde bir hain var. Bu hain General Cevdet olabilir. Pekala. Şimdilik böyle bir şey söz konusu değil elbette. Lakin emniyeti elden bırakmamak adına herkese şüpheyle yaklaşıyorum Veronica. Teğmen, artık üniformanızı giymelisiniz. Zira yarın idam mangasına kumandanlık yapacaksınız. Kimin idamı? Bunu yarın kendi gözlerinizle görürsünüz. Tanrı aşkına, kimin idamından bahsediyorsun? General Cevdet'in ailesinin. Ne? Onlar şehri terk etmişti. Edemediler Leon. Hepsi beraber hücredeler. Sonlarını bekliyorlar. Suçları ne? Ne istiyorsun o insanlardan? Azize hemşire ne yapmış olabilir senin zarar verdiğin insanlara yardım etmek dışında? Azize hemşire ne yapmış olabilir? Azize hemşireyi müdafaa mı ediyorsun bana Veronica? Evet. Azize hemşireyi de ailesini de müdafaa ediyorum. Onları müdafaa etmekten ben de çekinmem kumandan. Kendi gözlerimle pek çok kere yardımseverliklerine şahit oldum. Yardımsever olmaları hususunda şüphem yok. Lakin yardımseverlikleri haddi aştı. Azize hemşire casusluk yaparken yakalandı. Üzerinde taşıdığı pusula şaya teslim edilseydi Yunan ordusu büyük bir hezimete uğrayacaktı. Buna inanmamı beklemeyin kumandan. Azize hemşire böyle bir şey yapmaz. Pekala yapar. Anadolu'ya silah da göndermişliği var kendisine. Yanılıyor muyum? Teğmen, şayet niyetiniz varsa siz de Azize hemşire ve ailesiyle alakalı müdafaanızı yapabilirsiniz. Böyle bir niyetim yok. Şimdilik. Kumandanım, generalin odası da temiz. Arias da tutamadıyor. Siz de çıkabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.